Paratek gün arası bültenine hoş geldiniz. Bugünün önemli gündem maddeleri şunlar. Borsada en fazla artan sektör endeksi bankacılıkta, dün akşam kamuyu aydınlatma platformunun açıkladığı tedbir uygulaması banka hisselerinde sert satış getirdi. Bir diğer önemli gelişme ise Ege'de gerilim tırmanıyor. Yunanistan'a ait F-16'ların Türk uçaklarına radar kilidi atmak suretiyle taciz ettiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi raporunu yayımladı. Tüketici Güven Endeksi, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir diğer veri olan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi detaylarını da ele alacağız. Gündemde Avrupa Birliği'nden Meta'ya anti-terörist uyarısı yer alıyor. Uyarının detaylarına bakacağız. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Dün akşam kamuyu aydınlatma platformunda açıklanan tedbir uygulaması banka hisselerinde sert satış getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu kararınca volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Halkbank, Söktaş Tekstil ve Trend Gayrimenkul paylarının 20.12.2022 tarihli işlemlerinden 19 Ocak 2023 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği bildirildi. Gelişme sonrası banka hisselerinde %8'leri aşan düşüş yaşandı. Geçen haftanın en fazla yükselen hissesi olan Halkbank, son kapanışı 15.66 liradan yaptıktan sonra yeni güne 15.58 liradan başladı. 14.1 TL'ye inmesinin ardından devre kesici çalıştı. Üst üste iki devre kesicinin çalıştığı Şekerbank'ta anlık kayıp oranı %5.40 seviyesinde 3.33 liradan işlem gören banka hisseleri 3.65'ten açıldıktan sonra 3.18'e kadar indi. %3.37 değer kaybıyla 19.78 liradan işlem gören Akbank hisseleri seans saati içinde 19.48-20.30 arasında hareket etti. Saat 10.47 itibariyle Albanka Türk hisseleri %3.13, Garanti Bankası %4.36, İş Bankası %4.32, Vakıf Bank %5.16 ve Yapı Kredi %4.4 ekside işlem görüyor. Hisselerdeki bu düşüşün ardından bankacılık endeksi %6'dan fazla geriledi. Tüm hisseler saat 10.30'dan sonra hafif bir toplanma gösterilerek kayıpların bir kısmını telafi etti. Bir diğer haberimize de Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı resmi açıklamaya göre Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'ların Türkiye uçaklarına radar kilidi atarak taciz ettiği belirtildi. Türkiye Hava Kuvvetleri'nin ise bu tacize gerekli karşılığı verdiği kaydedildi. Yunanistan uçaklarının NATO görevini engelleme çabalarına rağmen paket koldaki uçakların görevini başarıyla tamamlamak için uçuşların devam ettiği vurgulandı. Türkiye'nin F-16 uçaklarının Dalaman ve Akhisar'dan kalkarak görevini başarıyla tamamlayarak emniyet üstlerine döndüğü belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi raporunu yayımladı. Tüketicinin mevcut maddi durum ve gelecek döneme dair beklentilerini ortaya koyan kritik veri, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %1.3 oranında azalarak 75.6'ya geriledi. Endeks Kasım'da 76.6 ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Alt kalemden olan mevcut dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönem için hanenin maddi durum ve genel ekonomik durum beklentisi ile dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi olmak üzere hepsine düşüş gerçekleşti. Kasım ayında mevcut dönemde hanenin maddi durum beklentisi 58.3 değerindeydi. Aralık'ta ise %1.5 oranında azalarak 57.4'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %0.6'lık düşüşün ardından 75.8'den 75.4'e indi. Alt endeksler bazında en fazla düşüş gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi oldu. Endeks %4 oranında azalarak 8.3'den 77.3'e geriledi. Kasım ayında gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92.6 puandı. Aralık'ta bunun üzerine %0.7'lik düşüş olmasıyla birlikte 91.9'a indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir diğer önemli veri ise yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da da yükselişe devam etti. Kasım'da bir önceki aya göre %2.28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45.86 ve 12 aylık ortalamalarına göre ise %103.17 arttı. Yurtdışı üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki senenin aynı ayıyla kıyaslandığında ise %83.66 artış gösterdi. ÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında sanayinin iki sektörü Kasım'da madencilik ve taş ocakçılığı %85.6, imalatta ise %83.64 artış olarak bildirildi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde ise ara malında %89.37, dayanıklı tüketim malında %81.42, dayanıksız tüketim malında %77.77, enerjide %126, sermaye malında %78.79 yükseldi. ÜFE aylık değişim oranları ise Kasım'da sanayinin iki sektörüne madencilik ve taş ocakçılığı %1.20, imalatta %2.30 artış görüldü. Gelelim gündemdeki olay Avrupa Birliği'nden Meta'ya gelen uyarıya.
Avrupa Komisyonu dün yaptığı açıklamada Facebook ana şirketi Meta'yı çevrim içi sınıflandırılmış reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozması ve Avrupa Birliği'nde antiterörist yasalarını ihlal etmesi nedeniyle uyardığını kaydetti. Komisyon, Avrupa Birliği kurallarının ihlal edildiğine dair yeterli kanıt olması halinde daha fazla araştırma yapacağını ve şirketin yıllık küresel cirosunun %10'una kadar para cezası verebileceğini açıkladı. Meta sözcüsü Tim Lam, konu hakkında yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen iddialar temelsizdir. Ürün yeniliklerimizin tüketici yanlısı ve rekabet yanlısı olduğunu göstermek için düzenleyici makamlarla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Para piyasasındaki son gelişmeler ise şöyle. Günün ilk saatlerinden itibaren dolar ve euro yatay seyrederken altında yükseliş sürüyor. Dolar yatay seyriyle 18.66 TL. Euro 0.30 artışla 19.83 TL. Gram altın 1084 TL. BIST 100 0.21 düşüşle 5380 puan. Bitcoin 16.797 doların alıcı buluyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Yarınki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.